Klein şişesi matematik ve fizik dünyasının en ilginç paradoksal objelerinden biridir. Temel özelliklerine baktığımızda Klein şişesi yönsüz bir yüzeydir. Yani üzerinde içerisi ya da dışarısı yoktur ve sınırları bulunmaz. Klein şişesi matematiksel olarak 4 boyutlu uzayda düzgün bir şekilde yerleştirilebilen ancak 3 boyutlu uzayda fiziksel olarak oluşturulamayan bir yüzeydir. 3 boyutlu uzayda bir Klein şişesi oluşturmaya çalışırsanız yüzeyin bir noktada kendi üzerine geçmesi gerekir. Bu yapıyı hayal etmek için şu adımları düşünebilirsiniz. Dikdörtgen bir kağıt şeridi alın, bir kenarını döndürün ve Möbius şeridi oluşturun. Möbius şeridi tek yüzeyli ve tek kenarlı bir yapıdır. Şimdi Möbius şeridinin açık kenarlarını birleştirerek kapalı bir yüzey oluşturun. Bunu yaparken kenarların düzgün bir şekilde birleşebilmesi için kağıdın bir noktada kendi içinden geçmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Eğer bir yolculuğa Klein şişesinin yüzeyi boyunca başlarsanız, başlangıç noktanıza geri döndüğünüzde başlangıçtaki yönünüzün tersiyle karşılaşırsınız. Klein şişesi tamamen kapalı bir yüzeye sahiptir. Bu teorik olarak içerisi ve dışarısı olmayan bir nesne oluşturur. Klein şişesi ve yönsüz yüzeyler fiziğin çeşitli alanlarında karşımıza çıkar. Kuantum mekaniğinde bazı sistemlerin topolojik özelliklerini anlamak için Klein şişesi gibi soyut matematiksel yapılar kullanılır. Özellikle elektronların bir yüzey boyunca nasıl hareket ettiğini anlamada bu tür yapılar önemli bir role sahiptir. Kozmologlar evrenin topolojik yapısını anlamak için Klein şişesi gibi yönsüz yüzeylerden ilham alırlar. Örneğin evrenin bir tür kapalı yüzey olduğu hipotezlerinde Klein şişesi gibi yapılar referans alınabilir. Klein şişesi matematikte soyut düşüncenin sınırlarını zorlayan bir kavramdır. Ayrıca fiziğin topolojik yaklaşımlarını anlamak için güçlü bir aracı temsil eder. Sanat, bilim kurgu ve bulmacalar dünyasında da Klein şişesi paradoksal yapısıyla büyüleyici bir simge haline gelmiştir.